Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Adana'da konser sırasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ağabey ile iki kişi de yaralandı. Oğlunun yanına konsere gittiğini söyleyen anne, "Konser alanına gittiğimde oğlumun ölüsünü gördüm, diğer oğlum da yaralıydı," dedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam verilen konser esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada aynı gruptaki Akif Ozan ve ağabey Orçun Özdoğan ile Mustafa Gülcan ve bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan Akif Ozan Özdoğan hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Diğerleri çevredeki hastanelerde tedaviye alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 17 yaşındaki Suriye uyruklu MC'yi Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar mahallesinde gözaltına aldı. Şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Akif Ozan Özdoğan'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bıçaklı kavga sonucu bir oğlu ölen, bir oğlu yaralanan anne Emel Özdoğan, Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa mahallesindeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Emel Özdoğan, gazetecilere iki oğlunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına gideceklerini söyleyip evden ayrıldıklarını belirtti. Çocuklarını babasız ve zor şartlarda büyüttüğünü anlatan anne Özdoğan şunları söyledi. "Onlar konsere gittikten sonra telefonla arayıp ben de geleceğim dedim. Rahmetli oğlum tamam anne gel dedi. Konser alanına gittiğimde oğlumun ölüsünü gördüm. Diğer oğlum da yaralıydı. Ben oğlumun canını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Ozanım oğlum gel annem. Benim bu acımı kim dindirecek? İmam Hatip'te okuyordu oğlum. Hafız olacaktı," diye konuştu. Görgü tanığı Emircan Karakaş ise şunları söyledi. "Kızlar arkadaşımızı çağırdı. Tanımadığımız iki çocuk olay çıkardı, tartışma çıktı. Ozan'ın olayla alakası yoktu. Gördüğüm tek şey Ozan'ın bana bıçaklandım diyerek karnını göstermesiydi. Adalet yerini bulsun istiyoruz," diye konuştu. Akif Ozan Özdoğan'ın babası Ahmet Duran Özdoğan'ın 6 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.